Evet, dün Friedrich Nietzsche'nin Edebiyat Tarihi e, anlayışından bahsettik. Bugün e, bazı e, konulara e, değinmek istiyorum. Şöyle ki, bu kökenden yükseliş, doruk, iniş aslında çöküşten sonra e, kültür kendisini sıfırladığı zaman neye ulaşıyor? E, sıfır noktasına ulaştıktan sonra tekrar aşağı gidiyor. Ve bakınız burada Friedrich Nietzsche'nin aydınlanmacı a, teleolojik felsefeye indirdiği en büyük darbe burada saklı. Demek ki Friedrich Nietzsche'nin nasıl bir tarih anlayışı var? Çizgisel değil değil mi? Hiçbir surette teleolojik değil. Son derece antiplatonik bir tarihsellik. Çünkü Friedrich Nietzsche'de ne var? Die Wiederkehr des ewigen ebedi aynı olan şeyin ebedi döngüsü bengi dönüş değil mi? Yani ne oluyor? Kültür sıfırlanıyor. Ondan sonra bir tabula rasa değil mi? Sonra yeniden başlıyor. Bunu Nietzsche tarihi tarihsel açıdan tecrübe etmedi. Tarihte de örneğini görmedi. Ancak yüzyıl döneminde Oswald Spengler'lere kadar Gibbonslara kadar bir çöküş, cyklik, döngüsel tarih anlayışı şeysi var. Neye benzet? Bunda neyin etkisi çok büyük? Tabii ki evrimsel düşüncenin etkisi de çok büyük. Yani nasıl türler? yok oluyor. Yenileri geliyor. Kültürler de ne yapabilir? Medeniyetler de ne yapabilir? Ölebilirler, yok olabilirler, yaşlanırlar değil mi? Bunu en geç 18. yüzyıldan bu yana biliyoruz. Adı Roma İmparatorluğu'na çok anılan Montesquieu'nün işte Roma İmparatorluğu'nun çöküşleri hakkındaki düşünceler diye bir yazısı var. Çok önemli bir yazısı. Ee, ...çöküş... ...burada ilk defa bu bağlamda... ...dekadans kelimesiyle... E, ...literatüre... ...akademik literatüre... ...ne olmuş oluyor? ...girmiş oluyor. Tekrarlamak gerekirse... ...burada önemli olan unsur ne? Nietzsche bu... E, ...yükseliş, iniş... ...ve ondan sonra sıfırlandıktan sonra... ...yeniden başlangıç... E, ...bir nevi... Aydınlanmacı perspektiften bakıldığında son derece regresif bir biçimde döngüsel tarih anlayışına dönüşüyor. Döngüsel tarih anlayışı aydınlanmacı değildir, logosantrik değildir. Nedir? Mitiktir, değil mi? Mitiktir. Mitiktir. O yüzden Nietzsche insan aşılması gereken bir unsur diye konuşur. Üstün insanın Propagandasını yapar böyle buyurdu zer düştün değil mi? İnsan bu haliyle aydınlanmanın ve platonizmin salık verdiği tarih tasarımına uygun değil, muktedir değil, üstesinden ne yapamaz, üstesinden gelemiyor değil mi? Malzeme çünkü kötü. İnsan böyle bir şey. İnsan. ...yükseliyor, sonra karnı doyduğu zaman sırtı pek, poposu pak olduğu zaman ne oluyor? Şımarıyor, azıyor, tanrı kompleksine giriyor değil mi? Ben size dedim ne dedim? Romantizmler nedir? Son derece kolektif olmayan bireysel klasisizmlerdir. Bakınız bu da bireysel klasisizmlerde Nietzsche anlamında bireysel klasisizmlerde neye sebebiyet veriyor? En büyük etik a merci, ahlak merciği olan tanrıyı da sonlandırıyor değil mi? Nietzsche tanrıyı bu yüzden tanrı için tanrıyı tanrı öldü diyor. Biz diyor öyle korkuncuz ki elimizdeki bıçağa bakın. Azgın insan bölümünde böyle buyurdu Zerdüşt'te biz öyle korkunç insanız ki elimizdeki bıçak kanlı biz biz Tanrı'yı bile öldürebildik biz bu kadar çürük bir malzemedeniz. Dolayısıyla Nietzsche'ye göre insanla bu malzemeyle böyle platonik aydınlanmacı teloslara ne yapılamaz? ...yola çıkılamaz değil mi? İnsan dolayısıyla nasıl bir varlık? Hiçbir surette ütopyaya... ...müsait olan bir varlık değil. Niçin nihilizmi burada saklı? Ütopyaya müsait değil. Hiçbir surette... ...sonsuz mutluluğa müsait değil. Bu... ...işte bu... ...insanın böyle... A dillendirilmesi de ne anlama geliyor sevgili dinleyenlerim? Nietzsche aslında bu edebiyat tarihi kuramı görüngüsüyle salık verdiği bu tarih an tarih anlayışı çok ciddi bir antropoloji aslında. İnsan bilimi yapıyor Nietzsche. Nietzsche bütün kültür tarihini göz önünde bulundurarak onu okuyarak bu sonuca varıyor. İnsan denilen bizim bildiğimiz insan denilen unsurla kesinlikle yeni ufuklara doğru öne yapamazsınız. Yolculuk yapamazsınız. Her halükarda insan bu yönüyle bu yönüyle hiçbir iyiliğe sebebiyet veremez. Hangi yönüyle en yeni şey nedir? En eski şeydir. Bu bağlamda da Nietzsche son derece postmodendi. Bu insan iyi ve kötüyü ayırt edebildiği sürece hiçbir zaman neye kavuşamayacak? Cennete kavuşamayacak. Cennetlerden hep kovulacak değil mi? Hep kovulacak. Yani Nietzsche neye dönüyor? En arkayık Adem ile Havva'nın neden cennetten kovulduklarını adeta bu tarih e, anlayışıyla e, gerekçelendiriyor. Gerekçelendiriyor. İnsan malzeme olarak bu insan üstün insan olmayan insan hiçbir zaman gerçek anlamda e, ebedi değişmeyen güven veren okyanusta bir kayalık misali hiçbir zaman yok olmayan bir oluşuma erişemeyecek. Neden kaynaklanıyor bu erişememe? Kendisinden kaynaklanıyor değil mi? Kendisinden kaynaklanıyor. Evet, Nietzsche'nin en büyük kültür eleştirisi budur. Nietzsche'nin bu kültür eleştirisi tabii ki sağdan soldan, faşist ilerideki faşist Nazi Almanyasından inanılmaz istismar edilmiştir. Herkes bunu ...kendi açısından yorumlamıştır. Telos, Naziler için işte... ...Cermenik kavimlerin üstünlüğü... ...ne dayandırılmıştır. Museviler'dir. O telosun... ...sona ermesine yani... ...hedefine ermesine... ...nedeki en büyük engel... ...vesaire vesaire. Herkes Nietzsche'yi... ...istediği gibi... ...ne yapmıştır? Yorumlamıştır. Sakız gibi çiğneyip çiğneyip oraya buraya çekilmesine sebebiyet vermiştir Nietzsche'nin. Nietzsche'nin bu her tarafa uygunluğu eleştirisinin son derece hermetik oluşundan zor zor metinler yazmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Ama şuna gelmek istiyorum. Nietzsche'nin bu edebiyat tarihi ve kültür tarihi e, anlayışı şöyle anlaşılmamalı. Evet, sonra yine yeniden başlıyor. Sonra işte yine de e, heroik çağ, şu, bu, o, yine aynı şeyleri. Hayır, Nietzsche'de kültür sona erdi mi bir tabula rasa ve ondan sonra o yükselmeye tekabül edecek bir şey ortaya çıkar. Ancak nasıl olur o tabii ki bilinmez. Bununla ne demek istiyorum? Yani... Modernizm ve postmodernizmden sonra aa işte bak bunlar böyle bireysel klasisizmler olmaz çok kötü kolektif geri gelsin bir neoklasisizm oluşsun bu mümkün değil böyle bir şey o neoklasisizm de nedir romantizmin bir başka şekilde bir şeyleri suni bir biçimde idame etmenin başka bir suretinden başka hiçbir şey olmayacaktır ...olamayacaktır. Yani Nietzsche... ...burada e, kültürün sona ermesinden sonra... ...her şeyin yine... E, ...şafakla... bir ...şafak gibi yeniden doğabilmesi için... ...tamamiyle... ...bir tabula razadan... ...bahsediyor değil mi? Yani ne? Nietzsche dolayısıyla... E, ...bir apokaliptik düşünürdür. Neden? Çünkü döngüsel... ...tarih anlayışına sahip olan... E, ...bir bir zihin... Eski çürümüş aşılması gereken e, düzen tamamıyla ne olması lazım? Yerle bir olması lazım ki yeni bir şey inşa edilebilsin üstüne yeniden bir deney ortaya çıkabilsin. Son derece orijinal ve bağımsız. Bakınız e, neyi görüyoruz 1870'lerden itibaren? Ta 1930'lara kadar. Batı kültüründe özellikle kıta Avrupa'sında... ...bütün o sürelizmlerle, ekspresyonizmlerle, fütürizmlerle birlikte... ...yani bütün o, o döngüsel... E, ...anti aydınlanmacı düşünce sistemlerinin... ...yanı sıra, yanı sıra kıyametin ve apokalipsenin... Yani tabula rasa'ya sebebiyet versin e, unsurunun son derece yaygın olduğunu görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiğinde e, birçok Avrupalı aydının, örneğin Thomas Mann'ın... ...bu Birinci Dünya Savaşı oh nihayet başladı, e, sıkıntıyı def bir yaz yağmuru... ...gök gürültülü yaz yağmuru gibi e, sıkıntımızı e, yok edecek dediği unsur da bu... Birinci Dünya Savaşı özellikle sağcı Cinnah tarafından böyle aa, alkışlanmasının sebebi... ...işte bu tabula tabularazaya sebebiyet verecek unsuru gördü, görür gibi olduğu bütün sağ aa, taraftaki entelejensiya en, e, değil mi? E, neyi gördüler? Artık insanlık e, bir... O, sona geldi. Yeni taze başlangıç için kültürün ne olması lazım ve dünya, kültürün arınması lazım. Dünyanın da insanlardan o eski döneme ait olan insanlardan arınması lazım. Adeta burada neyi görüyoruz? Son derece seküler bir Tufanı görüyoruz değil mi? Tanrı öldüyse Tanrı artık bizi tufanla yok etme kudretine sahip değil. O yüzden seküler tufan nedir? Yeni bir düzen başlayabilmesi için yeni ee, Nuh peygamberler için ne lazım? Büyük bir arındırıcı savaş lazım değil mi? Yalnız Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra neyi görüyoruz? Bu Ütopya'nın... Korkunç bir distopya olduğunu ve Nietzsche'nin yine haklı çıktığını, korkunç bir e, kendi hastalıklı e, dünya tasarımlarına, dünya görüşlerine e, uygun olan e, faşist faşist klasisizmlerden oluştuğunu görüyoruz, değil mi? Nedir bunlar? İşte Almanya'da Hitler Almanyası, Nazi Nazi kültürü, e, İtalya'da Mussolini, o, Sovyetler Birliği'nde Stalin o, diktası, sonra İspanya'da İspanya'da sıçrayacak Franco, İspanyası değil mi? Evet, neyi görüyoruz? Her halükarda Nietzsche'nin bu konuda bile haklı çıktığını Hitler'lerin, Mussolini'lerin, Stalin'lerin kendilerini küçük küçük dağın tepesindeki birer zerdüşt olarak tasarladıklarını ve sırf kendi sonunda sırf kendi paçalarını kurtarmak istediklerini özellikle İtalya ve Almanya için söylüyorum görüyoruz. Bu bağlamda yeni bir düzeni geçilemediğini birinci dünya savaşı ile birlikte, birlikte birlikte beklenen beklenilen arınmanın hala vuku bulmadığını görüyoruz değil mi?